kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Hatta kadınlar, yani arkadaşlar da kadınlarımız lütfen bunu izleyiniz. Hepimiz bir regle ağrısı çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Çektik. Tabii ki de. Çok çektik. Bak deli geçmiş zaman kullandı. Nedenini konuşacağız. Hamile kalamama problemlerimiz oluyor mu? Oluyor, nedenini bulamıyor muyuz? Bütün bu kadınlara dair yaşadığımız tüm sıkıntıları nasıl çözeriz? Bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunları Gizemciğimden öğreneceğiz. Anlatacak bize. Ama öncelikle Gizem Onay kimdir? Onu bir tanıyalım. Kabilemizle, kabile üyemiz kendisi. Kabilemizle bir tanıştıralım. Lebi Derya kendisi, yazılarından zaten kendisini çok iyi takip ediyorum. Vajinal buhar banyosunu kullandım. Onların hepsi bu videonun sonunda izleyelim. Gizemciğim. Merhaba öncelikle. Evet, iyi ki geldin, hoş geldin. İyi ki davet ettiniz. Ben Gizem Onay, Ankara'da yaşıyorum. Kadın sorunları konusunda uzmanlaşmış bir bitkisel tıp eğiticisiyim. Aynı zamanda da arvigoterapistiyim. Yaklaşık 4-5 yıldır bu konularla ilgili çalışıyorum. Aldığım farklı eğitimler var. Bunlardan bir tanesi Doktor Aviva Rom'un 400 saatlik sadece kadın sorunları üzerine odaklanmış bir bitkisel tıp eğitimi. Kendisi Yale mezunu bir doktor, 30 yıllık bir bitkisel tıp uzmanı ve aynı zamanda ebe. Öte yandan da arvigoterapisi seansları düzenliyorum. Şimdi bunların ne olduğunu anlatmak için biraz aslında geçmişimden bahsetmek gerekiyor. Yani ben buraya nereden geldim ve bunlar nasıl oluştu? Çünkü ben aslında eski Avrupa Birliği uzmanıyım. Ha işte bak, hayat bambaşka. İşi görüyorsunuz değil mi? 8 yıl falan yaptım. Şöyle ki biz bir dönem Tayland'a yerleştik eşimle ve o zaman eski eşimle. O zaman yaklaşık bir 3 yıldır falan bebek sahibi olmak için uğraşıyorduk, çabalıyorduk. Ve hani gittiğimiz doktorlar, tahliller, testler hepsi normal çıkıyordu. Ve hani doktorların söylediği şey de işte sebepsiz infertilite. Ya ama ben hiçbir şeyin sebepsiz olduğuna inanmıyorum. Şimdi bu çok önemli. Yani her şeyin bir nedeni var. Sadece onlar bulunamıyor evet, aslında. Evet, daha henüz bulunamıyor. Ya da bulunuyor ama hani tıp henüz çok kabul hani, edemiyor. Üzerinde çalışamıyor. Doktorlar da. Hayır, evet. Tayland'da yaşadığımız dönemde bir eğitim aldık biz orada iç organ masajıyla ilgili olarak ve hocamın hocası böyle çok yaşlı bir kadın onlar çünkü çok böyle kadim geleneği böyle hani elden ele yayanlar. Dedi ki canım sen tabii ki hamile kalamazsın çünkü rahmin yerinde yani olması gerektiği yerde değil. Bu da demek yani rahmin nereye gidiyor olabilir yani? Bilmiyorum, hiç hani o muayenelerde falan hani öyle bir şey hiç öyle bir şey tespit edilmedi mi? Hani... Hayır, aslında şöyle bir şey Zeynep, yani hani doktorlar ultrasona görebiliyorlar rahmin nerede olduğunu, hani hangi konumda olduğunu görüyorlar. Hı-hı. Ama bununla ilgili herhangi bir şey söyleme ihtiyacı hiç duymuyorlar. Yani en fazla şey söylenir hani ters, rahmin dönmüş. Ters. Hani ha. Yani öne doğru hafifçe yatmak yerine arkaya doğru, rektuma doğru yatmak demek hani ters rahim denilen. Hani en fazla bunu söylerler ama hani bununla ilgili böyle bir hani bir bağlantı yok. Yoktur işte ağrılı regline ya da hani fertiliteyle ilgili yaşadığım bir sıkıntıyla ilgili olarak hani bununla ilgili bir bağlantı yok. İfade edilmiyor açıkçası. Neyse bana dedi ki işte ben senin rahminin yerine doğru yerleştiriyorum 2-3 ay sonra hamile kalırsın. İyi peki hadi falan. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bir de bunu deneyelim dedik yani. Sonra bir de tabii bu arada şöyle çok önemli bir şey vardı yani ben böyle hani ilk regle olmaya başladığım zamandan beri çok ciddi regle ağrıları çekiyorum. Yani her ay beni böyle hastaneye götüren, ağrı kesici iğneler olduran, ağrı kesici iğne olmuyorsam günde 2-3 tane böyle işte ağrı kesici içtiğim. O kadar çok ki. Midemizi delen hani böyle bir sürü yan etkisi olan ilaçlar bunlar. Bu seanslardan sonra benim regle ağrılarım kalmadı yani. Yok öyle bir şey yok yani ve böyle bir dünya var. Yani hani bunu söylediğimde regl ağrısı çeken kadınlar buna inanamıyor. Yani gerçekten hiçbir şey hissetmeyecek miyim? Olmuyor mu diyorlar ama evet aynen böyle yani. Ben tuvalete gittim de fark ediyorum regl oldum yani böyle bir dünya var. Bir kadının hani hem psikolojikman hem de o sağlıksal olarak o rahatlamayı hissetmesi çok önemli kesinlikle, bir şey. Kesinlikle. Ya hepimiz kadınlar hani çok azdır yani değil mi çekmeyen o ağrıyı çekmeyen o belinin ağrısı, karnının ağrısı, şişlik vesaire. Çok sevimsiz yani hani çeken bilir derler ya gerçekten çok iyi bilirim yani. Kadını kadın olmaktan nefret ettiren, soğutan bir şeydir yani hep öyle duyulur söyle yani keşke kadın olmasaydım. Değil mi? Aynen. Yani. Erkekler ne kadar rahat hiç bu ağrıları evet. Falan çekmiyorlar evet. Derler aynen öyle.
Neyse nitekim biz Tayland'dan döndük ve ben 3 ay sonra hamile kaldım. Böyle hani inanamadım. Zaten regülerlerim geçmişti ve dedim ki yani bunu Türkiye'deki kadınlarla buluşturmam lazım. Yani bunu anlatmam lazım, bunu uygulamam lazım. Fakat bizim orada aldığımız eğitim çok geleneksel bir eğitimdi Zeynep. Yani bunu yap iyi gelecek. Yani ben Türkiye'ye gelip böyle bir şey söyleyemem hiçbir konu. Gel bak sana bir şey yapacağım. Bak vallahi gel çok sana iyi gelecek. Sana bir dokunca hemen iyi olacak. Çünkü ben bunu yapamam yani Türkiye'de ve araştırmaya başladım. İşte bu sırada işte Doktor Avivarom'dan bitkisel tıp eğitimini aldım. Kadın sorunları için yani bu mesela çok fazla yan etkisi olan ağrı kesiciler yerine bunun bitkisel versiyonlarını buldum, keşfettim. En azından yan etkilerinden kurtulmak için vesaire. Yani ben şeyi çok seviyorum Zeynep. Anatomiyi anlatmayı, fizyoloji anlatmayı ve bunları anlamayı. Yani bir şey neden oluyor, nasıl oluyor ve buna yönelik ne yapabiliriz aslında? Bakın şimdi konu aslında bir tarafta Orta Asya'da öğrendiğim bir teknik var. Ve sonra Orta Amerika'da var olan bir tekniği öğrenmeye gittim aslında yani. Ve bu zaten hani konuyu aslında anlatıyor. Bu kadim gelenek dediğimiz ve kadim bilgi dediğimiz şey böyle. Yani Türkiye'de bile var eski kadınlar yapıyor bu tarz uygulamaları. Orada Rosita Arvigo isimli bir doku bilim uzmanı, napropati uzmanı bir kadın. Mayalı son şamanı buluyor ve 30 yıl onunla çalışıyor. Şimdi onun aldığı yani ondan gelen kadim bilgiyi getirip kendi modern tıp bilgisiyle bir araya getiriyor. Ve Arvigo tekniklerini oluşturuyor. Aslında yaptığımız şey mayalı şamanların yaptığı maya abdominal karın terapisi. Arvigo terapisi bu demek bu. Yani. Ben de işte bitki bilim bilgimi de bir araya getirerek Arvigo seanslarında kadınlarla buluşuyorum. Ve onların ihtiyacı olan destek süreçlerinde yardımcı oluyorum aslında. Aynen. Hani hem birebir seans bir de aynı zamanda yazılarınla da çok fazla kadına ışık tutuyorsun. Mesela ben mens döngüleri yani menstruasyon döngüleriyle ilgili çok çok değerli bir yazısı var Gizem'in. Hatta mens döngüleriyle uyumlu yaşamak üzerine. Gerçekten hani o kendi döngülerimizle paralel bir şekilde hayatımızı planladığımızda aslında hayatın ne kadar daha kolay biz kadınlar için aktığını anlatıyorsun. Evet. Bunu da gerçekten kabilemizle paylaşmanı çok istiyorum. Biz kadınlar erkekler gibi statik yaşamıyoruz. Döngüsel yaratıklarız. Döngülerimiz var. Ve bunlara uyumlu şekilde yaşamak bizim hayatımızı çok kolaylaştıracak bir şey. Yani bir kere bilmeliyiz işte menstruasyon öncesi dönemde neler oluyor? Menstruasyonda neler oluyor? Ovülasyon, yumurtlama öncesi dönemde neler oluyor? Yumurtlama döneminde neler oluyor? Bakın bunların hepsinde aslında kadının sosyal yaşamla, kendisiyle olan ilişkilerle, işte partneriyle, çocuğuyla olan ilişkilerde farklılıklar oluyor. Evet. Yani işte mesela hani kadın diyor ki yani çok çok kötü hissediyorum işte bu hafta. Hani bunu aşağı yukarı artık birçoğumuz öğrendik. Sinirim bozuk, hallendim. Regl öncesi sendrom yani işte premenstrual sendrom diyoruz buna. Hani aşağı yukarı bunu hani neredeyse bütün kadınlar bu fazı biliyor. Ama menstruasyon döneminde nasıl hissettiğini, yumurtlamadan önce enerjisinin nasıl yükseldiğini, yumurtlama döneminde o enerjinin tekrar nasıl iyice tavan yaptığını. Çünkü aslında burada olan şey mesela yani yumurtlama döneminde ne oluyor? Libido artıyor. Çünkü beden döllenmek istiyor. Yani aynen öyle. Evrimsel olarak olması gereken şey bu yani evrimsel olarak baktığımızda. O yüzden enerji yükseliyor. Yani ben hep diyorum ki bir ay günlüğü tutun. Bu ne demek? Yani işte mesela reglinizin birinci günden itibaren yazıyorsunuz. Rüyalarınız nasıl? Duygu haliniz nasıl? Libidonuz nasıl? İnsan ilişkileriniz nasıl? Fiziksel enerjiniz nasıl? Mesela aynen. İşte regl döneminde ben hiç önermiyorum özellikle ilk iki gün yoğun yoga yapmak, yoğun hani böyle enerji sarf ettiren işte hani bu pilates olur, işte ağırlık çalışması olur. İlk iki gün kadının dinlenmeye ve içe çekilmeye ihtiyacı var. Yapın yine aktivitelerinizi ama daha yumuşağını, daha hafifini yapın. Çünkü sistem bunu istiyor yani. Yin yoga mesela atıyorum ben hani vinyasa falan onun yerine yin yoga yapmak. Ya da aynen. İşte çok böyle bağırış çağırışlı bir hallere, bir toplantılara gitmemek. Evet. Daha kendi kabuğumuza çekildiğimiz bir dönem. Tabii. Yani mesela tabii işte regl dönemi ve regl öncesi o bir haftalık süreçte yani bizim bu yaşadığımız hani regl öncesi sendromlar işte bu hani hallerim geldi konusu aslında
tabii ki bir noktada hormonal geri çekilmeler ve bir takım hormonal düzensizlikleri işaret ediyor ve bunlarla ilgili yapılacak şeyler var. Fakat en az onun kadar önemli bir konuysa kadının sosyal hayatından ve sorumluluklarından ve o kalabalıklardan biraz uzaklaşma ihtiyacı var. Kesinlikle. Ve peki biz ihtiyacımızı gideremediğimizde ne oluyoruz? Nasıl insanlar oluyoruz? Manyak. Bu gelin manyamış. Bilmem ne hallermiş. Ya ben huzursuz derdim ya. Hakikaten. Sonra erkekler işte bu zaten işte şey değil filan. Ama çünkü sen de diyorsun ya yazında çok güzel. Hani ataerkil sistemde ne o? 5 gün, 6 gün çalışma, 1 gün off. Evet. Ama döngüsel yaratıklar olarak kadınlar 3 hafta on, 1 hafta off. Yani ama biz sonuçta ataerkil sisteme göre yaşamak zorunda kaldığımız için... Evet. Hallenmiş, manyak, ne yaptığı belli olmayan yaratıklar olarak şey yapıyoruz. Evet. Ama doğamıza uygun yaşama hakkımız yok çünkü. Evet, kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Peki yani şimdi işte bu eski toplumlarda Zeynep işte kırmızı çadırlar var. Yani o zaman kadınlar regl dönemlerinde kırmızı çadırlarda toplanıyorlar. İşte günlük yaşamın sorumluluklarından, işte aile sorumluluklarından, toplumsal gerekliliklerden uzaklaştırılıyorlar. Bu kadınlar birlikte orada ritüeller yapıyorlar, birbirlerine el veriyorlar. Ne kadar güzel, kız kardeşlik orada işte evet, başlıyor orada zaten. Orada başlıyor ve muhteşem. Tabii bu daha ataerkilin hani oluşmadığı süreçlerde. Şöyle bir şey oluyor yani kadınların sosyal yaşamdan uzaklaştırılmasının sebebi aslında kadınlar regl dönemlerinde içgüdüsel bilgiliklerine daha yakınlaşıyorlar. Hmm. Daha içgüdüsel bir hale geliyorlar. Gece gördükleri rüyalar aslında toplumlarını yönlendirici bilgiler ulaşıyor onlara. Çadırdan çıkınca da bilgileri buluyorum evet. Toplumlarını yönlendirecek bilgilerle çıkıyorlar yani. Çünkü sezgisellikleri artıyor. Tabii ki yani sen şimdi yani bugün 8 akşam 8 koşturan İstanbul'da oradan oraya giden kadından hangi içgüdüsel bilgileri bekliyorsun? Değil mi orada erkekleşmiş bir kadın evet, çünkü. Mücadele içinde yani o kadın ki ona rağmen bile yani biliyorsun sezgilerimiz çok kuvvetlidir yani. Evet ona ve güçlüyüz hala yani çok şükür. Şimdi tabii ki yani hani bu modern toplumda kırmızı çadırlar geri gelsin kampanyası ben çok yapıyorum ama olmuyor. Ya bir şeyce ama bir şeyce çünkü hepimiz aynı anda olmuyoruz ama şey de oluyormuş değil mi o eski sistemlerde herkes tabii, aynı tabii. Çünkü birbirlerine uyumlanıyorlar tabii, galiba tabii. Değil kadınlar mi? Yeni ayda regle olurlar dolunayda yumurtlarlar aslında yani ama şu an çok fazla hani ışık işte elektrik ve benzeri hani teknolojik aletler olduğu için biz ayla yani çünkü ayın ışığı hipofiz bezimizi etkiliyor aslında yani bilimsel sebebi var bunun ya öyle çok hani spiritüel bir konunun olmasından öte hani hipofiz bezimizi uyardığı için nasıl ki ay yani koskoca okyanuslara gel git yaratıyorsa senin vücudunda da yaratıyor %70'i yani. Su zaten. Evet aynen öyle. O yüzden de hepsi aynı dönemde evet. Regli oluyorlar o kırmızı evet. Çadırlarında sezgileriyle birlikte kız kardeşlik bunlar hep çok eski kadim. Evet. Kültürlerin evet. Ve artık buna çok büyük bir özlem yok mu? Çok olmaz olur mu? Bizim zaten yapmak istediğimiz şey bu. Dijital çadırlarımızı yaratmak yani şu anki yani sosyal medyada yapmaya çalıştığımız şey bu. Bu kelime hiç bana ait değil bu arada. Duygu benim holistik içeriği direktörüm buldu bunu. Şahane bence yani. Ay evet çok kendi güzel. Kendi dijital çadırlarımızı yaratmaya çalışıyoruz aslında yani. Şimdi yani günümüzde tabii ki işte bu hani bütün gün günde 10 saat 12 saat çalışan kadınlara hani böyle git bir hafta kendini bir yere kapat ve yalnız kal demek hiç mümkün değil. Ama ne yapabiliriz bu süreçte? İşteyseniz öğle yemeğinizi yalnız yemeyi tercih edebilirsiniz mesela insanlardan uzaklaşıp. Bir parka böyle kaçma imkanınız varsa bir parka kaçarsınız. Doğru. Hiç bunu yapamıyorsanız akşam işte hani kocanız partneriniz varsa hani ondan biraz zaman isteyebilirsiniz. İhtiyaçlarını gözeterek onlara ifade edebilirsiniz. İşte çocuklara bir 2 saat bakıversin yani hani çekiliverin köşeye. Ya da mesela toplantılarınızı falan ayarlayabilen hani pozisyonlardaysanız regl öncesi dönemi öyle büyük toplantılar, projeler, lansmanlar vesaire koymamak. Çünkü enerji içe çekiliyor. Peki bunları ne zaman yapacağız? İşte yumurtlama öncesi dönem ve yumurtlama döneminde yapıyoruz. Çünkü enerji yükseliyor. Evet. Hormonlar coşuyor. Aynen. Yani bunu yapmak için aslında şöyle bir 3-4 ay gününü tutmak yeter. Yani hani ne zaman nasıl hissediyorum, hangi dönemlerde daha yükseliyor enerjim. Buna bakmak gerekiyor yani aslında ve ondan sonra yani ben şu an bunu yapıyorum elimden geldiğince yani eğitimlerimi, çekimlerimi, işte hani seanslarımı olabildiğince seyahatlerimi buna göre ayarlamaya çalışıyorum ve gerçekten hayat çok daha rahat kolay, oluyor. Kolay, çok kolay oluyor. Yani. Çünkü kendi döngülerinle yaşamak, orada kendi kadınsal bilgeliğinle, kendi doğanla uyumlu yaşamak, kendi gerçeğini hizalanmak ve o zaman dışarıdaki akışla birlikte tabii.
uyum tabii. sağlamak çok daha kolay oluyor. Yani burada biz saatlerce konuşuruz. Çünkü gerçekten video başında değil, lebider ya kendisi. Gizem Onay'ı alta bırakıyorum. Gizem Onay'ı lütfen takip edin. Alta bu menstruasyon döngüleriyle uyumlu yaşamak adı altında o yazısını da bir hani kabile. Çünkü bununla ilgili daha detaylı yazı görmek isteyebilir. Onun linkini bırakıyorum. Çok da güzel bir internet siten var. Evet. Orada da şahane yazılarımız var. Onları Gizem paylaşıyor. Lütfen okuyun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Çok değerli bilgiler. Bu bilgileri hem hatırlayalım. Çünkü biliyorduk, unuttuk. Hatırlayalım ve paylaşalım, büyüyelim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim Zeynep. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda da haz üzerine konuşacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.